Bakar mısın yani, hedef şaşırtmak için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Notlarımı bu şekilde almıştım. Bakın söyleyeyim ben size. Şimdi bakın ilk günden itibaren başlıyoruz. Narin kayboluyor, Facebook'ta paylaşımlar yapılıyor. Ama Narin'in kaybolduğu işte jandarmaya verilen saatlerden öncesinde 16.39'da ilk paylaşımlar yapılmaya başlıyor. Amca babadan öğreniyor, jandarma aramaya katılıyor. Halk kamuoyu bu konu üzerinde çok fazla durmaya başlıyor. Durmaya başladıktan sonra yayılmaya başlıyor. Amcanın bir saat içerisinde 5 sefer Antalya ile görüşmesi var. Evet. Olayın ikinci günü itibariyle yoğun arama sonrası aile meclisinin bir nevi kendi aralarında toplanarak yaptıkları akşamki toplantı mesaileri var. Evet, cep telefonlarını dışarıda bırakmak şartıyla. Evet, sonradan anlaşılıyor ki bu ailenin bazı kişiler tarafından korunduğu ve bazı kişiler tarafından yönlendirildiği de anlaşılıyor. Çünkü düşünsenize ETS kayıtlarında 59 asılsız ihbar, 59 açık hat, yani patates hat dediğimiz durum. Ondan sonra amcanın gözaltına alındıktan sonra gizli tanığın çıkması, ailenin amcayı koruması. Yani bunların hepsi sadece bizim değerlendirmemiz değil, savcılığın değerlendirmesiyle ortaya çıkar. Yani sadece biz değerlendirmiyoruz. Savcılık da, barolar da, avukatlar birliği de bu şekilde bir değerlendirme içerisindeler. Yani o köyde kim varsa, kim yaşamışsa, o toplantılara kim katılmışsa, siyasi partiler de dahil olmak üzere, çok fazla siyasete girmek istemiyorum ama kim katılmışsa şu an savcılık nezdinde hepsi suçludur. Hepsi delil yok etmeye yöneliktir. Asılsız ihbar vermişlerdir. Köyde yangınlar çıkartmışlardır. Köyün elektriği kesilmiştir. TEDAŞ'la ilgili bir görüşme sağladım ben. O gün nasıl bir kesinti olduğuna dair bir durum var mı? Yok dediler. İhbar bile yapılmamış. Ama belli birileri tekrardan o fişi çıkartıp takmışlardır, ortadadır. Köyün muhtarı da bunu biliyordur yani. Çünkü köylerdeki elektrik panoları ile şehirdeki elektrik panoları aslında aynı düzende değil. Bunda da hemfikir olalım. Yani köyde elektrik kesintilerinin olması, köyde yangın çıkartması, köyde asılsız ihbar verilmesi, jandarmanın gizli bir şekilde dinlenilmesi, yanlış yönlendirme yapılması, bunların hepsi ortadadır. Narin'i öldürdük. Kesinlikle. Bekliyorduk ya, jandarma, hani ben daha önce de çağrıda bulundum, jandarma neden ortam dinlemesi baştan beri yapmadı diye. Yani onlar ortam dinlemesi yapmışlar. Yani Güren ailesi ortamı. Yani hayır, şimdi böyle köyün muhtarı, köyün muhtarı jandarma komutanıyla arası iyi olmasaydı jandarma komutanı ne hakta görevden alıyordular? Evet, biraz fotoğrafları var zaten. Fotoğrafları var yani. Ailenin jandarma komutanıyla fotoğrafı var. Yani benim bir tane jandarmayla fotoğrafımı göremezsin. Bir tane polis memuruyla benim fotoğrafımı göremezsin. O kadar da polis arkadaşım var. Bir tanesiyle benim fotoğrafım yok. Bir gazeteci olarak benim de yok.